Selam arkadaşlar. Şimdi bugün mob kitaplığımızdan çapulcuyu inceleyeceğiz. Çapulcu nedir? Zararları nedir? Faydaları nedir? E, ne yapar? Ne yer? Ne içer? Onların hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Çapulcu arkadaşlar e, nedir? Nasıl e, geliriz? Nerede karşılaşırız Arkadaşlar çapulcu sadece e, iki şekilde karşınıza çıkabilir. Biz ee, böyle çabulcu ortasıyla çabulcu spanlayabilirsiniz arkadaşlar. Yok edelim bir şunu. <laughs> İkincisi arkadaşlar e, baskınlarda şey yapayım. Baskınlarda gelir arkadaşlar bu. E, baskınlarda 3. düzeyde gelir böyle. 3. 4. 5. 6. 7. düzeylerde gelir arkadaşlar. 3. E, düzeyde 1. 4. düzeyde 2. 5. düzeyde 3 6. E, düzeyde 4 7. düzeyde de 5 adet gelir bu yaratıkta yani bu yaratığın bir tanesi bile zaten şey güçlü bir yaratık e, en güçlü yaratıklardan biri en güçlü dördüncü yaratık arkadaşlar bu bunu sizler size bahsetmeyi unutmayın şimdi arkadaşlar bu yaratığın dayanıklılığını test edeceğiz nasıl arkadaşlar şu elimdeki kılıçla Şimdi arkadaşlar bu kılıç 10 hasar veriyor. Yani e, bu karşımızda gördüğümüz e, Ne desem buna neyse. Bu karşımızda gördüğümüz yaratığı 5 hasar 5 hasar veriyor arkadaşlar. Bunun zaten 50 kalbi var ama size yine de kanıtlamak e, Güzel, gerekli. Bilmeyenler için. Şimdi biz Ne var? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yok oldu. Çünkü bu 5, 5 e, kalp yığı, onun 50 kalbi var. Böylece 10 asarda bu yaratığı yok edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu yaratığın yararları nedir arkadaşlar? Böyle eğer AR bırakıyor. Yani Eğerden başka bir zamanda bahsedeceğim arkadaşlar. Neslerden bahsederken bahsedeceğim. Böyle eğer bırakıyor. Eğer biliyorsunuz zaten ata işe falan katıra falan binmeye yarıyor böyle. Böyle bir şey yani domuza falan da bin, binmeye yarıyor. Böyle gerekli bir şey bize bırakıyor. Fakat yenilmesi çok zor yani. Eğer değiyor mu değmiyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi çok tehlikeli bir şey yapacağım arkadaşlar. Maalesef bu yaratığın hasarını ölçmek zorundayım. O yüzden maalesef ee, şey yapmak zorundayım. Kendimi kolay olarak kullanmak zorundayım. Bunun ne, ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın parantez içinde zırhsız bir şekilde onunla dövüşmek zorundayım. Niye zırhlı dövüşemem? Zırh biliyorsunuz hasarı azaltıyor. Tam net hasarını göremiş. Ve bunu tam 3 kez yapacağım. Neden 3 kez yapacağım arkadaşlar? Kolay modda, normal modda ve zor modda hasarının ne olduğunu görmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazcık çekinirim çekiniyorum yani. Gerçi zaten yatak orada. Ben yatakta yeniden oluşum noktasını ayarladım zaten. Çekinecek bir şey yok. Ama yine sonuçta kocaman bir yaratık bize saldırmaya çalışacak. Şimdi arkadaşlar ee, önce hayatta kalma moduna geçeceğim. Sonra yaratığı spawn edeceğim arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. 1-2 Şimdi arkadaşlar. Bir kere hasar vermesi yeterli arkadaşlar. İki kere verirse belki yok edebilir. Belki hasarını şaşırabiliriz arkadaşlar. Bir kere vuracak biz arkadaşlar. Sonra ben sürat eksilmeyeceğim. Kaçacağım onda. Geldim. Arkadaşlar 3.5 buraya, 3.5 buraya, 3.5 buraya. Kaç 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 kaç. Hmm, 3.5 buraya. Tamam anladık. Hadi iç, iç 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 Hadi. Gerçi çok hasar vermiyormuş ya. Yallah öldüreceğim lan bunu. Hem de zırhsız. Düşünün. Gerçi bu yenilmez kılıç varken yani hele yenilir. Neyse arkadaşlar 3.5 şimdi normal modda deneyeceğim arkadaşlar. Önce yenilenme iksiri içmem lazım. Ama onun için de yeni yaratıcımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar önce iksiri içelim. Yenilenme iksiri. Sonra sütle kapatacağız zaten. Ha, 22 saniyeymiş zaten. Tamam arkadaşlar içtik şimdi. Normal moda geçtik mi arkadaşlar? Geçmemişiz. Normal moda geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar buçuk veriyormuş kolay modda arkadaşlar. Şimdi normal modda içeceğiz. Süt içelim. Ya da içmedim bitiyor zaten. Şey 1 ve bitti. Tamam arkadaşlar şimdi yine hayatta kalmaya geçiyorum. Geçtik arkadaşlar şimdi normal moddayız. Hmm. Şimdi spawn edelim. O arkadaşlar çok korkunç kaçmış. Oha. Oğlum altı, altı kalp lan oha. Üç buçuktan altı ana sürat iksiri yok sürat iksiri yok. Bitecek bu da bitecek bu da be. Bizi bıraktı sürat iksiri bizi bıraktı tamam. Gel de orada. Oğlum bizi gördün lan. Hadi lan git 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 git. Git. Heh. Sonunda gizlice girme odasına girdik bir de kaçamayız kaçamazdık da. yerimizi de tamir ettik arkadaşlar. Tam böyle ben bu kitap kitaplı kitapsız birilerden de bahsedeceğim size büyük kısmında. Neyse arkadaşlar şimdi en değişikli olanına geçiyoruz. Zor modda deneyeceğiz arkadaşlar. Kolay modda bu kadar hasar verirse zor modda modda bir yok falan diyordur arkadaşlar. Ah ah zor mod. İnanamıyorum ya. Ya arkadaşlar bunu es geçmeyi düşünüyordum ama olmaz arkadaşlar. Bunu surat sıra alalım arkadaşlar yoksa bu şey yapar. Yenilenme ekstra şey yapalım önce. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapacaktık biz ya? Ha, arkadaşlar. sürat sıra alacaktık. Aa. Sürat sürat sürat. Bu neden yok Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet geçelim. Şimdi arkadaşlar. 1 2 3 Hadi. Oo 9 9 9. Siz de gördünüz arkadaşlar 9 buraya arkadaşlar. Bu son çıkara aldırış et beni 9 vuruyor. Çok güçlü arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Uzaklaşalım biraz arkadaşlar. Belki bizi az önceki gibi görmez. Uzaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Tam görme. Bunu yere vuralım onu biraz. Hadi oğlum, hadi başarabiliriz. Bu arada zor modda da, zor ve kolay modda da dayanıklılığına bakacağız. Belki daha çoktur, kolay moda, normal modda göre. Şimdi zor modda bakalım bunun canı kaçmış. Şimdi 10 kere vuracağız. Eğer 10 kere yok olmuyorsa demek ki değişiyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yok arkadaşlar değişmemiş O yüzden kolay da bakmamıza gerek yok. Şu yayımızı şarj edelim. <laughs> arkadaşlar e, yaranım. Ne bahsedeceğim demiştim arkadaşlar. Çapulcuyu besleyemiyoruz arkadaşlar. Ama yine <laughs> de ben sizin için böyle şey, şey, sihirli altın elmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bak, sihirli altın elmayı besleniyordur bu. Yok arkadaşlar biz diyoruz Demek ki bu beslenmiyormuş. Neyse arkadaşlar. O yüzden videomuz burada bitiyor. Bakmadan suratıma giriz inşallah. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Bu arada e, bu hangi hayvan arkadaşlar? Bu boğa arkadaşlar. Boğa. Nereden anlarız arkadaşlar? 4 ayak üzerinde yürüyor. E, boynuzları falan var. Boğanın bir başka bir çeşidi yani. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimler nedir arkadaşlar? Bildirimler ben yeni video attığımda sizin haberdar olmanızı sağlar. Haydi bay bay.